Merhaba arkadaşlar. Bugün Tonguç Akademi'de artık kimyasal tepkimeler denkleştirmeyi anlatacağız. Hadi bakalım. Hazır mısın Tonguç? Hazırım hocam. Ben hazırım. Siz de hazırsanız herkes hazır hocam. Başlayın hocam. Kimyasal tepki... Ne alakası var? Kimyasal tepkimelerle denkleştirme şöyle yapıyor Tonguç. Ah. Annen sana köfteli ekmek yapmak istiyor. Tamam mı Tonguç? Of, of, en ağzın sevdiğim. sulandı, yalap şap oldun görüyorsun. Şimdi Tonguç, iğrençleşme. Şimdi bir tane köfteli ekmek yapıyor, yiyeceksin ya. Evet. Bak burada kaç tane ekmek parçası var İki Tonguç? tane hocam. O zaman bunu bir kimyasal tepkime düşünürsek buraya 2 yazmam gerekiyor. Çünkü 2 tane ekmek gelmesi gerekiyor bunu Evet. oluşturmak için. Peki kaç tane köfte var Tonguç? 3. O zaman buna da 3 tane yapmam gerekiyor. Ve sonuçta kaç tane çıkıyor Tonguç? 5. Bir tane evladım, bir Ha, tane. pardon. Bir tane sandviç çıkıyor. Doğru. Bak kimyasal tepkimelerde aynı bu şekilde çalışıyor Tonguç. Ha. Mesela bir tane örnek verelim ki anla. Tonguç'cum bak. 3A artı 5B A3B oluşuyormuş Tonguç. Evet. Bak burada yazdığım 3, 5 ve burada görünmez bir ne vardır Tonguç? Görünmez bir 1 vardır Her Tonguç. zaman. Eğer başına bir şey yazmışsa görünmez bir 1 vardır. Bunlara biz özel olarak katsayı diyoruz Tonguç'cum. Katsayı. Bunlar aslında katsayılar. Bu katsayılar denkleştirildikten sonra 3, 5, 1 geliyor vesaire vesaire. Ama burada çok önemli bir kural var. Atom sayısı hiçbir zaman kimyasal tepkimelerde değişmiyor. O yüzden atom sayısı mutlaka korunur. Korunur demek kimyada değişmez demek Tonguç. Bunu unutma. Tamam hocam. Kütle korunumu kanunu, işte atom sayısı korunumu kanunu kimyasal tepkimelerde çok önemli. Kimyasal tepkimelerde bu kısma, okun solundaki kısma girenler diyoruz Tonguç. Evet hocam. Diğerine çıkanlar diyorduk. Çıkanlar demiyoruz. Değer. Ürünler diyoruz Ürünler Tonguç. diyoruz öyle. Çıkanlar da dediğimiz yerler oluyor tabii ama ürünler diyoruz genel olarak. Şimdi Tonguç'um bak. Buna benzer bir şey işlemiştik değil mi hocam biz? Bunun değişiyor tabii. Evet. Şimdi kimyasal tepkimelerin devamı bu. Denkleştirme yapıyoruz. Bak A2 B3 oluşmuş değil mi? Evet hocam. Buradan A2 B3 oluşabilmesi için bundan bir tane oluşmuş desek. Evet. Bundan kaç tane girmesi gerekiyor Tonguç'um? Bir tane. Bak Yo, evladım A2 burada A kare iki diyor. tane A var ya. İki tane o Bak zaman. bu A2 demek iki tane A var demek bunda. İki tane o O zaman hocam. zaman başına 2 yazacağım. Tamam hocam. Yani bunun katsayısı 2'dir. Aynı şekilde buradan kaç tane Üç 5 tane çıkıyor? hocam. Üç tane. Süper. O zaman bunun katsayısı 3 olmak zorunda ki bu tarafta yani girenlerde 2 tane A olsun, 3 tane B olsun ki çıkanlarda da 2 tane A olsun, 3 tane B olsun. Sağlık Şimdi olsun. atom sayıları eşit mi Tonguç? Eşit hocam. Bunlar birbirine eşit. O yüzden atom sayısı değişmiyor. Tamamdır hocam. Tonguç'cum hemen bir tane örnek yapalım. Yapalım Bu hocam. çok bilinen bir reaksiyon. Su hocam, su su. Mükemmel. H'la oksijen birleşti su oluşacak. Nasıl oluşuyor hemen göstereyim. H2 Bak Osman. Tonguç. Şu iki tane hidrojenle bir tane oksijen hop birleşiyorlar. Evet. Buradaki iki tane hidrojenle buradaki oksijen birleşiyorlar. Ve sonuçta ne oluşturuyorlar? Hemen aynı renk kalemle çizerim. Bak Su rengi oldu hocam, su bunu rengi. şöyle yapalım. Şu şöyle olsun. Şu şöyle olsun. Suyun tam bir modelini sana çiziyorum Tonguç'cum. Yeşil kalemimiz nerede? Bak suyu oluşturuyor Tonguç. Ha, böyle bir tip yani su. Evet. Aynı zamanda bir tane daha yapalım. Çünkü iki tane birleşme oluyordu değil mi Tonguç? Evet hocam. Bunları birleştirdik ve bir tane daha su oluştu. O zaman kaç tane su oluştu Tonguç? İki tane hocam. Mükemmel. O zaman yazıyorum buraya. İki tane H2O oluştu. Tamamdır hocam. Tonguç'cum bunu nasıl bulabiliyoruz? Bunu nasıl bulabiliyoruz? Hemen yazıyorum Tonguç'cum. Bak kaç tane hidrojen var bu tarafta? İki tane. Girenlerde kaç tane hidrojen var? Ha, dört tane hocam. H2 çarpı 2. Evet, iki tane hidrojen sadece bunda var. Aynen. Bir de iki diye Bundan iki çarpıyor. tane olursa dört tane. Evet. Peki burada kaç tane oksijen var Tonguç? Bunun İki başında tane. görünmez bir vardır. İki tane. Dolayısıyla iki tane vardır. O zaman burada da aynı şey olmak zorunda. Bakalım oluyor mu gerçekten? Hidrojen şu anda kaç tane var? İki taneydi Bir de ama iki dört. tane olduğu için dört oluyor. Bir taneydi Ama ama iki iki ile olduğu çarptığı için için iki oluyor. O denkleşti zaman hocam. hidrojen ve oksijen sayıları girenler ve ürünlerde aynı oldu mu Tonguç'cum? Oldu hocam. Girenler ve ürünler aynı. Mükemmelsin Tonguç, denkleştirin. Şimdi basit basit örneklerle devam edelim. Bak N2 ile H2 girmiş, NH3 oluşmuş. Hayda. Bak burada iki tane ne var? Burada bir tane ne var? Evet hocam. Hemen bunun başına iki yazabilir miyim kardeşim? Yazarız hocam. Ne oldu o zaman? Bak iki tane ne, iki tane ne? N sayıları tamam mı? Tamam İki hocam. tane. İki tane. Okey, okey. Tamam. Okey, Ama evet. hidrojenlere bakalım. Bak burada iki tane var. Burada Üç tane. üç tane ama başında iki olduğu için Beş tane. altı tane var. Altı tane. Evladım. Altı tane hidrojen varsa burada da altı tane olması için
Bunun başına 3 yazıyorum. Her türlü. İşler dışarı çarpımı. Çünkü 2 tane bunda vardı. 3 kere 2, 6 tane toplam evet, hidrojen oldu. O zaman girenler ve çıkanlar da girenler ve ürünler. Ürünlerde hidrojen ve azot sayıları eşit oldu. Harika hocam. Şimdi buna bakalım. F demir hocam. Evet. F demir harika. Ama burada 2 tane oksijen var, burada 1 tane oksijen var. O pas, zaman paslanacak. Bunun başına 2 tane yazmaz mıyım kardeşim? Her türlü. O zaman buradaki oksijen sayıları eşit oldu mu? Doğru. Yo. Burada 2 tane F olduğu zaman ama burada da 2 tane olmak zorunda. Hemen bu bunun başına da 2 yapışıyor. İşler dışarı çarpıyor. Ve bitti, bu kadar denkleştirme ya. Ben gidiyorum hocam. Evet, korkulacak bir şey yok. Atom sayıları eşitlenmeli. Bunu unutma. Ama bu sorularda en fazla çıkanı ise, en fazla ortaya çıkanı ise yanma reaksiyonları. Yandık bak, deseniz bu hocam. Bu reaksiyonlara yanma reaksiyonu diyoruz çünkü yanarım. Oksijen ile birleşme olduğu zaman evet hocam. Yanma reaksiyonu oluyor. Bak bir şey oksijene birleşmiş. Bak bu doğal gaz diye yaktığımız gaz var ya Tonguç. Doğal gaz? Hani evet. Evlerde ısınmak için. Rusya'dan i̇şte geliyor hocam. Bunun içindeki gazlardan bir tanesi o. İşte senin evinde seni ısındıran gaz bu aslında. Kombin üzerine bu formülü asacağım evet, hocam. Evet, propan gazı bu. Ve her gün sabahtan akşama evinde bu oluyor. Sen de bu sayede ne oluyor? Isı çıktığı için ısınıyorsun. Çok şükür. Ama bu doğal gaz kombini üretiyor. Karbondioksit gazı üretiyor. Ama onu dışarı veriyor hocam. Onu dışarı veriyor. Sen o yüzden zehirlenmiyorsun. Çok şükür. Şimdi Tonguç'cum bak. C3H8. Ulan burada 3 tane C var değil mi? Evet. Ama burada bir tane C var. Hemen başına 3 koyun hocam. Hemen başına 3 yapıştırıyorum. Aferin Tonguç, olayı hocam, anlamak hocam çok güzel üzeresin. Öğretiyorsunuz. Tonguç'um bak, burada kaç tane şey var, hidrojen var girenlerde? 8. 8 tane var. Ama burada 2 tane var. Başına Tonguç. 4 koyalım başına hocam. Başına 4 koydum Tonguç, harikasın. Şimdi Tonguç'um bak. Tamam bu tamam da oksijen hayda. Bir sapıttı çünkü bak burada kaç tane oksijen var Tonguç? 6 hocam. 6 tane oksijen burada. Peki burada kaç tane oksijen var Tonguç? 4 tane. 4 tane oksijen. Toplam kaç tane oksijen 10 var? 10 tane. 10 tane oksijen var. Bunu böyle yazayım da karışacak. Aynen 60 ve 40 gibi oldu hocam. Onu da o yazınız 100 gibi oldu. 6 tane oksijen, 6 tane oksijen, 4 tane oksijen. 10 tane oksijen oluyor Tonguç. Evet. Ulan burada 2 tane oksijen var. O zaman ne yapalım? 5 ile. 5 yapıştıralım ki tam olsun kardeşim. Denkleşsin. Girenler ve ürünler denkleşmiş durumda. Anladık mı Tonguç'cum? Hocam sana neymiş bir de şunu bu? Anlatayım. Denkleştirme. Bu çok önemli bir konu olduğu için tamam, çok hocam. Uzun anlatıyorum. Kusura bakma. Ama bitiyor, merak etme. Çok az kaldı. NaOH ve HC ile birleşti. Burada çıkanı soruyor bu sefer. Denkleştirme yok. Her şey denkleşmiş. Sana çıkanı sonra soruyor. Tamamdır hocam. Şimdi Tonguç bak. Burada Na var. Burada OH var. Burada H var. CL. Burada H2 olmasına rağmen burada bir şeyler eksik. Evet. Tonguç bak. Burada Na olmasına rağmen burada Na yok. O zaman bunun içinde bir Na vardır. Evet. Bak Tonguç. Burada CL olmasına rağmen burada CL yok. O zaman bunun içinde bir CL vardır. Doğru. Burada H var bir tane. Burada bir tane var. İki tane H var mı? Orada da var hocam. Burada da iki tane H var. Temiz. O zaman tamam. H yok bunun içinde. Burada bir tane O var. Burada bir tane O var. Temiz. O zaman bunun içinde de bir tane O yok. Pardon, bunun içinde de O yok. O zaman sadece ne olacakmış? NaCl. Yani Naci. Naci birleşiği. Yani bizim kullandığımız, sofrada kullandığımız tuz çıkıyor Tonguç'um. Tuz, doğalgaz ne varsa bunların üzerine bu formülleri yapıştırıyorum hocam. Hiç aferin, unutmayacağım Tonguç. Böyle. Evdeki tuzun üstüne Naci yazıyorum. Kombinin üzerine de C3H8 artı falan. O ne yazıyorum. Ya? O propan evladı. Neyse. İşte doğalgaz da var dediniz hocam. Doğalgaz da var. Aynen. Bak kalsiyum karbonat. Bunu da diş macunu üstüne yazıyorum hocam. Kireç. Kireç taşı dediğimiz zımbırtıyı ısıtınca, ben buraya ısıtırsam ne olur biliyor musun? Enteresan bir şekilde ayrılır. Ayrısın. Bu ayrılma sürecinde diyorum pardon. Artık çok ders anlatmaktan dilim sürçmeye başladı. Hocam bugün burada çok ders anlattınız gerçekten. Tebrik vallahi ediyorum hocam. Yani var ya her şey bir senin insan için günde bak, en fazla 50 ders anlatabilirsiniz. Sınava az kaldı. 78 ders anlattım bir günde. Helal olsun hocam. Vallahi. Var ya. Sizdeki çene kimse diyor neyse, hocam. Yani olumlu manada ya. Yanlış anlaşılmasın hocam. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam diyorum ben de ya. Hocam gitti. Bak Tonguç. Hocam bak Tonguç. Kalsiyum var. Burada kalsiyum yok Tonguç. O zaman bunun içine bir tane kalsiyum olacak. Bak burada karbon var, burada karbon var. O zaman problem yok. Bunun içinde karbonat karbon hocam. Dişleri beyazlatır. Burada oksijenden hocam 3 tane var. Evet. Burada oksijenden 2 tane var. Evet hocam. Burada o zaman bir tane oksijenin olması gerekiyor Tonguç. Eksiklik var. Çünkü bu eksikliği demek ki bu 3-2'yi buna göre tamamlıyoruz. Tamamdır hocam. Demek ki birleşimimiz ne olacakmış? Kalsiyum oksit olacakmış. Sağlık olsun. CaO. Anlaştık mı Tonguç? Anlaştık hocam. Bir tane daha varsa çok şükür. Artık video bombardımanımız geliyor. Hocam bütün YGS bitiyor. Tonguç Akademi.com ücretli mi ücretsiz mi hocam? Ücretsiz evladım. Bazıları ücretli diyor ama yok öyle bir şey. Yok ücretsiz, öyle bir şey tamam yok. Hocam. Ve bütün videolar daha önceden buraya koyuluyor. Hocam çok sağ olun. Ödüllü sorumuzu yap, cevapları gönder. Hemen hocam.